Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Düzce'deyiz. Düzce'yi konuşacağız. Tabii Düzce'yi konuşunca akla Düzce Belediyesi geliyor. Düzce Belediye Başkanı geliyor. Düzce'nin nesi var, nesi yok? Nasıl gidiyor çalışmaları? Acaba halk memnun mu, değil mi? Onları konuşacağız ama ilk önce şunu konuşalım diyoruz Sayın Başkanımızla, Faruk Özlü ile Düzce Belediye Başkanımız. Evet. Şu imar yasasını bir konuşalım. Türkiye'nin her tarafında tartışılır şu imar meselesi, imar hapı, imar yasaları falan. Düzce'de de tartışılıyordur. Biz de görüyoruz Düzce'yi ama Sayın Başkanım, bu imar yasası ve imar hapı bildiğim kadarıyla belediyeyi en çok ilgilendiren konulardan da biri. Af çıktı, çıkmadı, yasa, imar yasası açıldı, açılmadı, arazi meseleleri falan. Nasıl gidiyor Düzce'de imar yasası diye sorsam size. Göreve geldikten sonra en çok zorlandığım işlerin başında imar işleri geldi. Hatta müdürlükler arasında da en çok zaman ayırdığım, en çok üzerinde durduğum birim imar müdürlüğüdür. Gerçekten imar belediyecinin en temel esaslarından birisi. Bana sorsanız deseniz ki belediyecinin kaç esası var, kaç temel esası var? Bunların başında imar gelir. Çünkü imar köyden şehre dönüşümün en önemli temel altyapısıdır. Örneğin tarlanız var. İmar geçiyor, tarlanız arsa oluyor. Peki arsa olması için ya da şehir olması için ne lazım? Cami lazım, meydan lazım, park lazım, esnaf yol lazım. Evet, bütün bunlar aslında o tarladan arsaya dönüşürken, şehre dönüşürken kullanmamız gereken ve vatandaşın ihtiyacı olan ortak alanlar. Cami ortak, yollar ortak, okullar ortak, parklar ortak. Dolayısıyla imar ve şehircilik dediğimiz zaman belediyenin en teknik birimlerinden birisidir ve belediyelerin en çok zorlandığı imar uygulamalarıdır. Şimdi imar kanunun 18. maddesi var. Bu kanun 18 uygulamaları diye çok yaygındır, çok bilinir şehircilikte. Bunlar da aslında modern bir şehrin oluşturmanın modern bir şehir oluşturmanın en temel taşıdır, en temel unsurudur. Bakın bugün birçok şehrimizde sokaklar eğri büğrü. Birçok mahallemizin sokaklarına girmek bile sıkıntılı. Yollarımız düz değil, geniş değil. Bütün bunlar imarla ilgili konular. Şimdi imarda şehrin sakinleri var, yaşayanları var. Bir de imar konularına çalışan şehir plancıları var. Aslında şehir plancıları serbest bırakılsa, müdahale edilmese çok güzel şehirler ortaya çıkacak. Ama neticede seçimle göreve geliyoruz. Vatandaş talepleri var. Çoğu yerde maalesef şehir planlarına yapılan müdahaleler, plan değişiklikleri, değişiklikleri bizim batıda gördüğümüz, Avrupa'da gördüğümüz tarzda şehirler oluşturmamızı engelliyor. Gerçekten Türkiye şehircilik konusunda geçen dönemlerde de çok iyi sınavlar verememiştir. Başkanım, bu engellerin nedeni ne? Biraz önce şey de söylediniz. Yani şehir plancıları, her ilde şehir plancılar var, temsilcilikler var, odalar var. Tabii evet. Doğal olarak belediyenin de şehir planlamacıları var. Burayı biraz açar mısınız? O engeller neler esasında? Şimdi belediye başkanları ve belediye yönetimleri aslında imar konularından sorumlu yönetimler. Fakat seçimle göreve geliyorlar, seçimle ayrılıyorlar. Burada vatandaş memnuniyeti esas. Vatandaşın mutlu olacağı, memnun olacağı planlamalar yapmak esas. Vatandaş talepleri doğrultusunda aslında bir bakıma şehirlerimiz şekilleniyor. Yani şehir ve bölge plancıları kendi bilgi dağarcıklarına, kendi birikimlerine göre planlama yapmak ve bunu uygulamak durumunda olsalar gerçekten
Türkiye'de çok güzel şehirler ortaya çıkar. Burada tabii mesela şehirlerimizde belediye meclisleri var. Belediye meclisleri kimlerden oluşuyor? Şehrin eşrafı, şehrin önde gelen isimleri, siyasetçiler, onlardan oluşan bir meclis diyelim. Evet. Bir meclis oluşuyor. Tabi vatandaşın kendi talepleri var, kendi istekleri var. İnsanlar mesela yolu düz geçirmeye kalkıyorsunuz. Hayır diyor, benimden geçmesin, eğrilsin, başka yerden geçsin. Şu arazimi kurtarayım, şu binamı kurtarayım. Bunlar maalesef oluyor. Bunlar maalesef oluyor. Ve gerçekten Türkiye'de şehircilik konusunda Cumhuriyet'ten sonraki dönemde dahil olmak üzere çok iyi bir sınav verdiğimizi söyleyemem. Peki ne yapmak lazım buralarda? Yani hem belediyecilik açısından hem biraz da bunun içerisinde tabii devlet de var. Devlet bu işe hükümetlerin müdahale etmesi gerekiyor falan, ama ne yapmak lazım bu baskılarda? Sonuçta bir dolaylı olarak bir baskıdan bahsettiniz. Yani vatandaşın baskısıdır, başkasının baskısıdır. Neler yapmak gerekiyor? Dik durmak lazım. Yani dik durmak lazım. Yani diklenmek de dik durmak lazım. İmar yasası, bununla ilgili yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlı kalmak lazım. Böyle hatır, gönül, işte dost, ahbap bu işten hiç girmemek lazım. Kanun ne diyorsa, yönetmelikler ne diyorsa bunları harfiyen uygulamak lazım. Aslında biliyor musunuz, kanunlarımızda çok şey var ve çok doğru kurallar var. Bizim problemimiz kanunları hakkıyla uygulayamamak. Uygulayamıyoruz maalesef. Yani kanunları uygulamada dosdoğru gidebilsek, kanunları uygulamada dik durabilsek gerçekten çok güzel şehirlerimiz ortaya çıkar. Bir defa mimari açıdan, estetik açıdan iyi akort edilmiş şehirler oluşturmamız lazım. Yani bir şehre bütünsel bakalım. Bir şehirde yaşayan insanlar, bu şehrin trafiği, bu şehrin yayası, bu şehrin camisi, okulu, parkı, bahçesi. Bunlara bütüncül baktığımızda çok iyi akort edilmiş şehirler oluşturmak durumundayız. Şimdi bir de Türkiye'de bu köyden kente göç konusu, özellikle 1950'lerden sonra, 60'lardan sonra şehirlerimizde bir akın oldu. Bu akınlar olurken o günkü belediye yönetimleri bu gelen insanlara imar planlarına değişiklik yapıp gerekli yerleşim alanlarını maalesef açamadılar. Ne oldu? Gecekondular doğdu. Gecekondular yaptı, insanlar yaşayacak yaptılar. Sonra da belli seçim dönemlerinde siyasiler vatandaşı memnun etmek, oy oranlarını artırmak için, seçilebilmek için tavizler verdiler. Oysa en baştan o gecekondulaşma olmadan planlama yapılıp vatandaşa arsası, arazisi tahsis edilip kardeşim evini buraya yap ve evini de şu şekilde yap denseydi gecekondulaşma olmazdı. Gecekondulaşma olduktan sonra bir kentsel dönüşüm uygulamak o kadar zor ki. Çok zor, çok gerçekten zor. Ve bugün size ifade edeyim, bu çarpık kötü yapılaşmadan dolayı Türkiye'nin en büyük sorunu kentsel dönüşüm sorunudur. Bu çarpık yapılaşmadır. İskanı olmayan yüz binlerce bina var. Bunların medeni bir şekilde bu yapılaşmaların medeni bir şekilde yerli yerine oturtulması gerekiyor. Bakın, ben savunma sanayi uzmanıyım. Uzun yıllar çalıştım savunma sektöründe. Ve hala da en iyi bildiğim konular savunma konularıdır. Ama 6 Şubat depreminden sonra görüşlerimi değiştirdim. Türkiye için en önemli konu bugün savunma sanayisi değil, Türkiye için bugün en önemli konu büyük ölçekli, alan bazlı kentsel dönüşümlerdir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 6 Şubat depremi Türkiye için bir büyük ders olmalıdır. Bakın, yüzlerce, binlerce binanın
nasıl 2 dakika içerisinde yerle bir olduğunu gördük. O yüzden yapmamız gereken şey büyük ölçekli kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirip ve yapı stokumuzu, konut stokumuzu depreme dayanıklı, depreme karşı dirençli yapılar haline getirmeliyiz. Bakın savaşlarda karşı düşman var, dost kuvvetler var. Karşı taraf düşman, bir taraf dost. Çarpışma ikisi arasında oluyor. Ama depremde çoluk, çocuk, kadın, kedi, köpek hiç farkı yok. 2 dakikalık bir hareket, bir deprem her şeyi bitirebiliyor. Başkanım. O yüzden Türkiye'nin birinci sorunu, en büyük sorunu kentsel dönüşüm konusudur. Başkanım, depreme de geleceğiz, tam yerinde evet. Bahsettiniz. Düzce bir deprem bölgesi de. Birinci şimdi, derecede deprem kuşağıdır. Birinci derecede deprem bölgesi o kuşakta yer alıyor. Bir önceki soruya dönersek, siz bu vatandaşın isteklerine rağmen, özel isteklerdir onlar, meclisin isteklerine rağmen ya da siyasi ya da diğer baskılara rağmen Düzce'de şehir plancılığını, yani yüzde olarak desem ne kadar uygulayabiliyorsunuz? 4,5 yıl oldu burada belediye başkanıyım. Hiçbir kararımda baskı altında bir şey yapmadım. Asla. Hiçbir şekilde yapmadım. Yani neyse kanun, yönetmek neyse onu yapıyorum. Efendim bu bizim işte partilimiz, bu bizim dostumuz. Aman efendim ne olur yani bunda bir göz yumsanız onu yapmadım. Asla yapmam. Çünkü onu yapmanın çok büyük bir vebali var. Yarın bir deprem olduğunda, o bina yıkıldığında altında kalan insanların vebali bizim olur. O yüzden bugüne kadar hiç yapmadım. Bundan sonra da yapmaya hiç niyetim yok. Bakın 23 Kasım depremi oldu Düzce'de. Düzce'de bir tek can kaybımız olmadı. Neden? Çünkü konut stokumuz %70, %80 oranında yeni. Çünkü 99 depremi bize çok şey öğretti. 99 depreminden en büyük ders alan şehirlerin başında Düzce gelir. Bizim konut stokumuz yeni ve biliyor musunuz biz deprem yönetmeliklerine harfiyen uyan bir belediyeyiz. Harfiyen. Hiç eksiksiz kusursuz uyuyoruz. Yüksek katlı yapılaşmalara son verdik. Deprem yönetmeliklerine harfiyen uyuyoruz. Bundan sonra da uyacağız. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Bir mesele daha var. Tabii bu imar yasalarında, imar raflarında falan, şehir, kent planlamasında falan. Üretmek lazım diyoruz. Türkiye'nin kalkınması için onun pandemide, kesinlikle, depremlerde falan gördük. Teknoloji ama odaklı üretim ekonomisidir Türkiye'nin kurtuluşu. Şimdi o kurtuluş. Düzce kocaman bir ova, tarım arazisi. Evet sanayi de geliyor falan ama bir tarım arazisi. Geçenlerde sizle de daha önce konuşmuştuk. Bir pirinç, Konrad pirincini konuşurken evet. 3000 dönüm arazi. 15 yıl önce 3000 dönümdü ya da 20 yıl önce diyelim. Ama bugün 1000-1500 dönümlere kadar düştü o tarım arazileri. Ve şu andaki pirinç ekim tarlaları var. Ben sık sık gidiyorum. Yeni bir çevre özeni planı yapıyoruz. Bitmek üzere. O planda o pirinç tarlalarını imardan çıkartıyoruz. Orası pirinç tarlası olarak kalacak. Ve bunda Düzce'nin çevre özeni planına işleyeceğiz. Biliyorsunuz çevre üzerine planları üst ölçekli planlardır. Onları belediye meclisleri değiştiremez. Bakın Sanayi Bakanlığı yaptığım dönemde OSB kuruluşları bakan onayına gelirdi. Bana OSB kuruluş onayları gelirdi. Sorardım burası nedir? Tarım arazisi mi? Dağ, taş, toprak mı nedir diye. Bazen ot bedeli yazardı. Ot bedeli yazardı. Diyordum ki ya burası otlaksa bunu niye OSB yapıyoruz? Vazgeçin. Yok otlak değilse niye ot bedeli ödüyoruz? Dolayısıyla şunu ifade edeyim. Bakanlık yaptığım dönemde hiçbir zaman bir tarım arazisi üzerine organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin bir kararı imzalamadım. Pardon. Şimdi Düzce'de şöyle şeyler de konuşuluyor. Yine o pirinç üreticisi aktarmıştı bunu. Çok önemlidir o. Şimdiki belediye başkanımız, aynen söylediğini söylüyorum. Şimdiki belediye başkanımız Faruk Özlü bu
tarım arazilerini imara açmıyor. Ama dileriz böyle devam eder. Evet, diyor. Devam edecek. Ama bir gerçek de var. Bir gerçek de var. Kent büyüyor. Yani efendim, insanlar... Şöyle, Düzce'den konuşuyoruz. Düzce'nin büyümesi gereken alan, alanlar, genişleme alanları, tarım arazilerinin olduğu alanlar değil. Bakın Kaynaşlı'dan girin. O Kuzey-Doğu çevre yolu var. O boyunca gidin. Bahçeşehir Konutlar bölgesine gelirsiniz. Daha ötesi Konurap'tir. Oradan devam edin. İşte Aynalı Köyü, Vakıf Köyü, Çilimli'nin güneyi diye devam edin. Düzce'nin büyümesi gereken alanlar bence bu alanlardır. Güneş güneyden geliyor. Daha yüksek. Hava kirliliği zayıf. Yani temiz. Hava daha temiz. Ve zemin sağlam. Biz maalesef tarım arazilerini imara açmışız. Çok büyük yanlıştır. Çok büyük yanlıştır. Örneğin bir Darıcı Köyü ki Türkiye'yi Düzce'yi besleyen köyümüzdür. Tarımla uğraşırlar. Sinirci Köyü tarımla uğraşırlar. Ben çok güzel tarım arazilerinin imara açılmasına şiddetle karşıyım. İmara açılan sizden önce imar evet. açılan tarım arazileri için bir şeyler yaptınız mı? Yapacak mısınız? Onlar için nedir? Şöyle düşünüyorum. Ben buna İsviçre modeli diyorum. Literatürde böyle bir şey yazmaz ama İsviçre'ye gittiğiniz zaman İsviçre'de şöyle bir manzarayla karşılaşırsınız. Şehir konforunda köy. Yani doğal gazı var. Yolları asfalt. Elektrik suyu var ama köy. Kümesi var, folluğu var, inekleri var vesaire. Dolayısıyla şehir konforunu haiz köy. Böyle bir konsept Düzce'de oluşturmaya çalışacağım. Bundan için çalışacağım. Bizim 56 mahallemiz var. Son referandumda 58 oldu. Bunların yani 10-15 tanesi modern anlamda şehir hüviyetinde. Mesela burası Cecidiye Mahallesi. Evet burası şehir. Ama biraz açılın. Köyden mahalle olmuş, şehir olmuş yerlerde samanlıklar vardır, inekler vardır, kümesler vardır. Ben köyün köy olarak, şehrin şehir olarak kalmasından yanayım. Birbirine karıştırmayalım. Şehrin güzelliği ayrı, köyün güzelliği ayrı. Ama ne yapmalıyız? Köye, köyün o güzelliğine teknolojinin ve medeniyetin imkanlarını da getirmeliyiz. Bunlar nedir? Temiz içme suyudur. Toplu taşıma, ulaşım, asfalt, trafik konularıdır. Yine bunlar nedir? Bunlar doğal gazın olduğu, kullanılabildiği yerlerdir. Dolayısıyla hani şehir konforunda köy ama köy köy, şehir şehir. Aynı olması lazım. Bu bizim bütün şehir yasasında, büyük şehir yasasında biliyorsunuz köyler kaldırıldı, köyler yok. Evet. Şimdi bir başka arkadaşlarla ben konuşuyorum. Kırsal mahalle diyorlar. Hayır. Köy kardeşim. Yani köy, köy olarak kalsın. Köyün bir güzelliği var. Köy çok güzeldir. Tamam. Hani şehir değil ama köy çok güzeldir. Dolayısıyla teknolojinin ve medeniyetin imkanlarının sunulduğu ama köy kaldığı yerler olmasını çok istiyorum. Başkanım, konu konu açıyor. Konu konuyu açıyor. Tarihi bir kent. Tarihten gelen bir evet. yapılaşma var. Konurap var. Evet. Sizin sayenizde tanıdık. Belki Türkiye'yi de tanıtmaya çalıştık. Oranın da bir mimarisi var. Şehir merkezinde tarihi binalar var. Hemen arkamızda Cedidiye Camii var. Bu kentsel yapılaşmada tarihin dokusunu koruyabiliyor musunuz ya da ne kadar koruyorsunuz? Yani şöyledir genelde. Konurap bölgesi için Düzce'nin en tarihi bölgesi Konurap bölgesidir. Konurap bölgesi için koruma amaçlı imar planı hazırladık. Onaylandı. Yani kuruldan geçti onaylandı. O koruma amaçlı imar planı kapsamında oradaki yapılaşmayı devam edeceğiz. Merkezdeki biliyorsunuz deprem, çok sık deprem olan, 30 yılda bir deprem yaşayan bir şehirdeyiz. Depremdeki binalarımız her depremde ya ağır hasarlı veya yıkıldığı için depremde çok tarihi binamız yok. Ama Konurap bölgesi tarihi bir bölge. Bu depremlerin bize bir zararı da
şehrin altyapısına oluyor. Mesela içme suyu şebekemiz delik deşik. İki deprem görmüş. En son 23 Kasım depremini tam deprem saymazsak, işte yarım sayarsak, 2,5 deprem görmüş bir şehir. Bu şehirde içme suyu altyapısı bu depremlerle, zaten eski olan altyapı depremlerle perişan olmuş. Bugün biz 100 litre su arıtıyoruz. Bunu arıtmaya gönderiyor, arıtıyoruz. Şebekeye veriyoruz. Biliyor musunuz, vatandaşlarımızın musluklarından akan suyun toplasak 45 litre akıyor. 100 litre su basıyoruz, 45 litre su akıyor. %55'i yollarda kayboluyor. Nedeni? Bu sadece deprem mi? Borular yoksa? Eskimiş. Yani borular delik deşik. Yani 1990'lı yıllarda yapılmış içme suyu şebekesi. Borularda patlak var, çatlak var, kırık var. Depremde gördüğü için daha fazla tahribat var. O yüzden. Başkanım, deprem bölgesi evet. deyip duruyoruz. Önemli. Tarım bölgesi, sanayi de geliyor. Organize sanayi, yanılmıyorsam, bölgesi kurma niyetiniz mi? Bir çalışmalar var ama. Organize sanayi bölgesini genişletmek istedik. Orada da şöyle bir esas belirledik. Şimdi biz yapmasak bunu, vatandaş çok cazip fiyatlar geliyor. Fabrika yapmak isteyenlerden onlara satıyor. Etkisiz oluyoruz. Dolayısıyla düşündük ki planlı bir sanayileşme olsun. Bunun için de Türkiye'nin 5 OSB'si var. 6. OSB kaldırmaz. 6. OSB yok. 5 OSB. Planlı bir sanayileşme olsun. Böyle yol boylarında fabrikalar olmasın. Bunun için 1. OSB genişletme kararı aldık. Orada da şuna dikkat ettik. Kavak ve fındık olan ekili bahçeleri hedef aldık. Domates, biber, patlıcan ekiyorsa ve yıllardır ekiyorsa oraya dokunmuyoruz. Özellikle fındık. Neden oraya hedef aldınız onu merak ediyorum. Çünkü önemli bir girdi kaynağı. Türkiye'nin tarımsal gelirlerinin %85'i fındık. Türkiye'de dağtaş fındık. Yani fındık en temel beslenme, en temel gıda ürünlerimizden birisi değil. Bu açıdan. Yani fındık yemezsek de çok sıkıntı olmaz ama yersek iyi olur. Yersek de iyi. Peki, çok teşekkürler. Şimdi depreme geleceğim tekrar ama önemli şehir yapılanmasında. Ben size içme suyu anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. İçme suyunu. Şimdi Düzce'de ciddi bir temiz su, içme suyu hem tedarik hem iletim sorunu var. Neden var? Düzce'nin nüfusu 30-35 bin iken 1990'larda şu andaki içme suyu şebekemiz ve şu andaki arıtma tesislerimiz yapılmış. İşte bir regülatör, 6.8 kilometre bir ana ishalatı ve bir arıtma yapılmış. 25 bin metreküp bölü gün. Şu anda şehrin nüfusu 205 bin. Mücavir alanlara da katarsanız 263 bin, 250 bin, 63 evet. bin. Şimdi tabii o tarihlerde yapılan içme suyu hatları yetmiyor. İçme suyu kaynağı da yetmiyor. Göreve geldiğimde bunu çok önemsedim. Bakın İlyas Bey, şehirlerin gelişmişlik kriterleri insani gelişmişlik endeksiyle ölçülür. Sadece para değildir. Sadece ne bileyim parklar, bahçeler değildir. Peki insani gelişmişlik endeksini belirleyen en önemli 3 parametre nedir? Bunlardan birisi yaşam süresi. Yani hayatta kalma süresi. Bazı şehirler var. Ortalama ölüm yaşı 55. Bazı şehirler var 65. Bazılarında 75. Şimdi yani sağlıklı şehir, sağlıklı hayatta kalma süresi. Bir tanesi. Bunun için ne lazım? Önce temiz su lazım. İçme suyu. Temiz su. İşte bu koleraydı, vebaydı neyse temiz su, içme suyu ve temizleme suyu lazım. Bunun için ne lazım? Çöplerin düzenli toplanması ve bertaraf edilmesi lazım. Bunun için ne gerekli? Ne gerekli? Toplu taşıma sisteminizin böyle vızır vızır çalışıyor olması lazım.
İnsani gelişmişlik endeksi bakımından ikinci önemli parametre eğitim düzeyidir. Yani bir şeyin eğitim düzeyidir. Mesela biliyor musunuz dünyada en fazla doktora yapmış insan nüfusunun olduğu il Seul'dür, Kore'dir. Dolayısıyla eğitimli bir nüfus, eğitimli bir toplum. İlyas Bey, Türk milletinin en büyük düşmanı cehalet ve fakirliktir. Doğru. Bütün ülkelerde öyledir zaten. Evet. Ben hani bizim milletimize şey yapıyorum. Çok doğru. Şimdi dolayısıyla bizim eğitim bakımından iyi bir konumda olmamız lazım. Ben belediye başkanıyım. Benim görevim değil. Ama ben merkezde kalmış ikili eğitim yapan okulları merkezin dışına taşımaya çalışıyorum. Buna da çok ciddi yani gayret sarf ediyorum. Neden? Bir, ikili eğitime son vermek. Çocuklarımız sabahtan akşama kadar okusunlar. İkincisi, bunlar şehir içinde kalmış. Çocuklar için oynama alanları yok. Bunlar sabah akşam saatlerinde servisler geldiğinde şehirde ciddi bir trafik karmaşası oluşturan okullar. O yüzden 3 okul tespit etmiştik. O 3 okulu taşırsak ve gerekeni yaparsak Düzce'de ikili eğitime son verecektik. Şimdi tabii 23 Kasım deprem olunca biz o 3 okulu dikkate aldık ama deprem olunca başka okullar da yıkıldığı için bu ikili eğitime son verme ya da tekli eğitime geçme projemiz şu anda biraz yavaş yürüyor. İşme suyundan bahsediyoruz da yaşam alanında. Ona geleceğim. İşme suyuna geleceğim. Şimdi ilk başladığımda Devlet Su İşleri tarafından yapılan bir proje vardı. Hasanlar Barajı'ndan şehre arıtma testlerine su getirme projesi. Yaklaşık 26 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Hasanlar Barajı 26 kilometrelik bir ana hat, akabinde yeni bir arıtma tesisi. Ben bunu çok hani mutlu oldum. Düzce'nin içme suyu sorunu çözecek diye. Fakat sonra işin içine girdiğimizde başka durumlarla karşılaştık. Örneğin Hasanlar Barajı'nın 50 yıllık bir baraj olduğu, su kalitesinin çok iyi olmadığı bilgisi bize ulaştı. İkincisi, 26 kilometrelik hatta özel mülkiyetlerin olduğu, bunların ciddi bir kamulaştırma maliyeti bedene getireceği durum ortaya çıktı. Üçüncüsü, bu projede su aldığımız Hasanlar Barajı 50 yıllık bir baraj olduğu için su kalitesi şu anda su aldığımız Uğur suyu kadar iyi değil. Dolayısıyla hani bu suyu getirsek bile bir çok yüksek bir yatırım maliyeti var, kamulaştırma. İkincisi, Hasanlar Barajı'ndan su getirmek için 26 kilometrelik bir hat döşemek gerekiyor. Bunun bir, maliyetleri daha yüksek yeni projeye göre. İkincisi, burada özel mülkiyetlerden geçiyor. Yüksek kamulaştırma maliyetleri gündeme gelecek. O yüzden biz Devlet Su İşleri tarafından daha önce yapılan bir projeden vazgeçtik. İkinci projeyi yaptık. Şu anda inşaat devam ediyor. Yani 3 ayrı kaynaktan su getirme, 130 bin metreküp bölü günlük bir arıtma kurma, 50 bin metreküplük bir depo yapma. Bu Devlet Su İşleri'nden gelen kısım. İkinci kısım, depodan şehir şebekesine. Şehir şebekesi delik deşik maalesef. Eskimiş borular, deprem görmüş. Biliyor musunuz bizim kayıp kaçak oranımız %55. Yani 100 litre su arıtıyoruz. 55 litresi yollarda toprağa karışıyor. 45 litresi musluklardan akıyor. Dolayısıyla şehir şebekemiz 1250 kilometre, bunu yeniliyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Bu yenileme işini yaparken o bölgede kanalizasyon ve yağmur suyu hattı zayıfsa, eskiyse, yoksa onları da inşa ediyoruz. Şimdi bu çok ciddi bir meblağ. Yani bunun maliyeti ciddi bir meblağ. Ama bunu yaptığımız zaman bu şehrin önümüzdeki 50 yıl içme suyu sorunu kalmayacak. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Peki bunun kaynağı nereden?
girecek. Şimdi büyük birinci bir kaynak kısım, bu. Tabii. Büyük bir kaynak. Yani birinci kısım devlet su işlerinden girecek kaynaklarından. İkinci kısım İller Bankası'ndan biz kredi kullanacağız. Yani Düzce Belediyesi. Peki İller Bankası bu parayı nereden tedarik ediyor? O beni ilgilendirmiyor falan demeyin. Sonuçta. Yok. İller Bankası, efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte borç alır, borç verir. Hazine buna garanti verir, vermez. Onlar bizim dışımızda işler. Ama Düzce Belediyesi'nin borçlandığı kurum İller Bankası'dır. İller Bankası da sanıyorum Dünya Bankası'ndan bir 500 milyon avroluk bir kredi bulmuş, almış. O kredi illere kullanıyor. Bu kredi kullanan sadece biz değiliz. Bu krediyi Muğla, İzmir, Antalya gibi belediyelerimiz de kullanıyor. Onlar büyükşehir belediyeleri ama bizim ölçeğimizde, il ölçeğinde kullanması onayı verilen tek il Düzce. Çok şanslısınız. Gerçekten yani... öyle. Ben bunu nasıl ödeyeceğimizi söyleyeyim. Bir, şu andaki mevcut şebekemize her yıl 20 ila 25 milyon TL arasında arıza bakım onarım masrafımız oluyor. İnanın her hafta bir yer patlıyor. Şebeke eski. Bazı mahallelerimizde üst katlara su çıkmıyor. Zayıf akıyor üst katlarda. Şebekeye basınç verir, şebeke patlıyor. Dolayısıyla bakım ve arıza giderme maliyetlerimiz azalacak. O parayı kredi taksitlerinin indirmesinde kullanacağız. Bir. İkincisi, %55 kayıp kaçak var ya, bu %55 kayıp kaçağı faturalandırdığımız zaman oradan gelecek olan gelir artışıyla bu parayı ödeyeceğiz. Dolayısıyla bunun kaynağı kendi içinde aslında yatıyor. Kayıp kaçak olan %55 suyu faturalandırmak, yılda 20-25 milyon arzaya verdiğimiz parayı buraya harcamak. Bakın olacak şeyi söyleyeyim. İnsanlarımız temiz su içecekler. Belki bugün bilmediğimiz birçok hastalığın kaynağında içtiğimiz sudan gelen konular var. Dolayısıyla insani gelişmişlik endeksi bakımından şehrimizi Türkiye'nin önde gelen ilk 10 şehri arasına sokmayı istiyorsak içme suyumuzun temiz olması lazım. İnsanlarımızın sağlıklı olması lazım. Sağlıklı insanların uzun yaşaması beklenir. Dolayısıyla insani gelişmişlik endeksinin bir parametresi olan sağlığa bu şekilde katkı vermiş olacağız. Geleceğe yatırım yapıyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi Faruk Başkan. Geleceğin, Düzce'nin gelecek 50 yıl su sorunu çözüyoruz. İlyas Bey, ben yeni nesil belediyecilikten yanayım. Böyle insanlara top verelim, pamuk şekeri verelim. Bunlar amenna. Yani çok kültürel güzel. Etki amenna. Ama işin esası bunlar değil. Belediyeciliğin 10 temel esası var. 4,5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bir fakülte bitirmek gibidir. İnanın yani 10 temel esası var. Bunlardan birincisi insan. İnsan. Yani insanların memnuniyeti, insanların mutluluğu. İkincisi bütçe, parayı kullanma yöntemleri. Üçüncüsü imar. İlk üçü insan, bütçe, imar. Şimdi Düzce'de tartışılan bir konuydu. Ben çok açmak istemedim ama su gelince oraya dayandı. O konuya da bir açıklık getirmiş oldunuz. Kesinlikle açıklamamız lazım. Ben hatta beklerim ki Düzcelilerden şu meydana toplansınlar. Faruk Bey, bu içme suyu şebekesini değiştir. Faruk Bey, arıtma tesisini yenile demeleri lazım. Yani bir gösteri yapacaksak ya da bir eylem yapacaksak bence bu Düzce için, içme suyu için çok, olmalı. Çok doğru. Yani niye yapmadın? Şimdiye kadar ne yapmadın? Yapmadınız denmesi lazım benden önceki arkadaşlarımıza. Bana da bir an önce yap, bir an önce bu işten kurtulalım şimdi denmesi lazım. Esprisi, acaba vatandaş şöyle mi bekliyor? Faruk Özlü geldi, bu işi yapar mı? Yani elbette yaparım. Ancak şöyle bir şey var. Ayşe teyze, Fatma nene şu anda musluğu açıyor, suyu akıyor. Ama o bilmiyor ki %55'i yolda kayboldu. Ben içtiğim suya bakarım. Evet ama o bilmiyor ki belki o suyu analiz etsek gelirken çamura toprağa karışmıştır, bakteriler gelmiştir. Belki de sağlıklı bir su değil.
Onu bilmiyor. Onun suyu akıyor. Yani dolayısıyla bu büyük projenin Ayşe teyze ve Fatma nineyi bugün etkileyen bir tarafı yok. O yüzden burada nümayiş yapmıyorlar. Bakın 3 gün sular kesilsin bu meydan dolar. Başkanım yavaş yavaş programımız sona eriyor. Ama tabii. Şunu da soracağım. Arkamız böyle ben uzun süredir Düzce'ye gidip geliyorum. Şimdi bu şurayı görünce 2 aydır falan gelmemiştim. Bu minareler orada duruyordu. Bakın İlyas Bey, minareler yok. Şu şurayı bir... Bu programınız çok önemli. Ben şunu arzu ediyorum. Yani tanıtım reklam değil. Düzcelilerin bu yaptığımız önemli işleri sahiplenmelerini istiyorum. Düzceliler buna sahiplenmeli. İçme suyu altyapısını sahiplenmeli. Çöp tesisini sahiplenmeli. Ne bileyim yeni yapılan parkları sahiplenmeli. İşte sizin bu programınız insanımızın bunları sahiplenmesine vesile olacak. O yüzden çok önemsiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de geleceğe yatırım yapıyoruz. Yani Türkiye'nin geleceğini, Düzce'de Türkiye'nin beyni. Ben size biraz buradan bahsedeyim. Burası Cedidiye Meydanı. Arkadaşlar çekebilirler. Burası Cedidiye Meydanı. Arkamız Cedidiye Camii. Karşısı Cedidiye Camii. Soracaksınız ne minareleri yok diyeceksiniz. Vardı. 15 gün önce vardı. Şimdi yok. Doğru. Ben burada göreve başladığımda alıcı gözüyle bakmaya başladım. Yani belediyeci olarak bakmaya başladım. Şu karşı gördüğünüz yeni yapılan temelli taş çarşıdanın olduğu bölgede gecekondu vari kötü bir konut stoku vardı. Çok berbat, perişan bir yerdeydi. Yani gecekondular vardı diyelim. Yanda klasik tarzda Osmanlı mimarisinde bir cami vardı. Şu anda olduğumuz binada modern mimaride bir belediye binası. İlyas Bey burası 10.400 metrekare. Bir meydan düşünün, bir alan düşünün. 10 dönüm içinde gecekondu var. Klasik tarzda bir cami var ama minarelere tenekeden modern mimaride bir bina var. Büyük çelişki. Gerçekten şehircilik adına olmaması gereken çok kötü bir durum. Olmadan kötü bir durum. Önce o kötü binaları yıkıp onların yerine modern mimaride bir bina ve onların yerine bir çarşı kurmayı düşündüm. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Düzce mitinge geldiklerinde bizim seçimlerde bu meydana geldik otobüsle. Otobüsün ikimiz üstündeyiz. Başka kimse yok. Meydanda insanlar dolu. İşte sloganlar atılıyor. Bana dedi ki ya ne bu mezbirlik dedi. Önce bunları yık dedi. Yık bunları dedi. Yani o eski çarşıyı bu gecekondu var binaları otobüsün üstünde bu ne bileyim kadar kötü yık bunları dedi. Şimdi o bile hani belediyeci gözüne bakıyor. Burada bir karar verdik. Kararımız şudur. Burasını cami, meydan ve çarşı konseptinde klasik tarzda inşa edelim. Düzce'nin çevresini değiştirmeye kararlıyız. Asla adresi projemiz devam ediyor. İnşallah onu bitireceğiz. Sanayi çarşısını taşıyacağız. Yeni bir sanayi çarşısı yapıyoruz. Bu şehri insani gelişmişlik endeksi bakımından Türkiye'nin ilk 10 il arasına sokmaya kararlıyız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben verdiğiniz teşekkür bilgiler ediyorum. Için. Sağ olun. Başkanım şunun sözünü bir alalım. Gelecek programımızı bir stüdyoda yapalım mı? Yapalım. Çok daha güzel olur tamam, ama olur. Burası da güzeldi. Gelirim. Devam edeceğiz dilerim. Tamam, daha ileriki günlerde görüşmeye diyoruz. İnşallah. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri Düzce Belediye Başkanı Sayın Faruk Özlü ile esasında Türkiye'yi biraz konuştuk. Kentleşmeyi, mimariyi, imarı, altyapıyı konuştuk. Birçok şey konuştuk ama sözünü de aldık. Önümüzdeki süreçte Sayın Özlü stüdyomuzda ağırlamaya çalışacağız diyoruz ve programımızı burada bırakıyoruz. Bir başka yerde, bir başka konuda görüşmek dileğiyle diyoruz. Düzce'den, hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.